İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu. Ne bitmiş, bitmez Karadeniz turuymuş diyorsunuz ama bu tartışmayı devam ettirmek isteyenler var. Ve bunu devam ettirmek isteyenler CHP'nin kendi içindeki isimler. Özellikle de Ekrem İmamoğlu'nun karşısında olan isimler bu tartışmanın, bu konunun daha doğrusu kapanıp gitmesini istemiyor. Sürekli gündemde tutmak istiyor. CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da bu konu konuşuldu ve gerginliğe ve bir gerilime neden olduğu toplantıda bir grup CHP'li İmamoğlu'nun yapmış olduğu Karadeniz gezisinde yaşananları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet etti. Bir şehrin belediye başkanı nasıl bir genel başkanmış gibi üstelik bayramda kendi yönettiği şehrindeki ilçeleri gezmek ve kendi ne oy atan vatandaşlarla bayramlaşmak yerine nasıl Rize, Trabzon, Artvin gibi şehirlere gidip de oralarda mitingler düzenler diye Kılıçdaroğlu Erdoğan'a şikayette bulundular. İşte o gerginliğin detayları. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi CHP'yi karıştırdı. Partili iki grup arasında gezi nedeniyle gerginlik yaşandı. Büyük Konu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ediyorum. toplanan MYK'da da, da gündeme geldi. Bir grup CHP'li gezide çekilen fotoğraf üzerinden İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'na şikayet etti söz konusu gezinin İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı anlamına geldiği ya. belirtildi. Millet bu sözlere itiraz eden ediyor. partililerle gerginlik yaşandı. Şikayetleri tek tek not alan Kılıçdaroğlu'nun ise tartışmayı yatıştırarak konuyu kapattığı öğrenildi. Tabii. Yani tarafsız olmalı. CHP'de yaşanan gerilimi Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet selam Acet abi. Yeni Şafak gazetesindeki selam köşesine selam taşıdı. Abi. Acet, abi. CHP ile İmamoğlu ve Ongun arasında Aa, Kasım ayından kalan yani. kapanmamış bu bir bu hesap olduğuna dikkat çekti. 6 ay önce Millet İttifakı'nın iki partisi CHP ve İyi Parti'nin genel başkanları İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun organize ettiği bir açılış törenine katıldılar. İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olmasına rağmen Kılıçdaroğlu programla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Üstüne Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal hesapları da ölü taklidi yaparak töreni geçiştirdi. Buna karşın Meral Akşener Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldığı programla ilgili net bir teşekkür mesajı yayınladı. Acet son gelişmeleri Kılıçdaroğlu'na yakın bir parti yetkilisine sorduğunu belirtti. Muhatabım İmamoğlu'na neden destek verilmedi? Gördüğü tepkiler neden sessizlikle karşılandı? şeklindeki soruma gayet kayıtsız ifadelerle savunma durumuna geçmek çok da doğru değil. Demokrasi var. Herkes eleştirilecek. Normal. Neler gördük neler yaşadık. Bir şey olmaz şeklinde sözler sarf etti. Söze girerken de Murat Ongun'un tutumu tepki aldı şeklinde bir ifade kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin havasını yansıtan iki ihtimal söz konusu. Birinci ihtimal, İmamoğlu'nun Murat Ongun'un hataları yüzünden ırpalandığı görüşü benimseniyor. İkinci ihtimal, İmamoğlu'na doğrudan karşı çıkmak daha maliyetli olduğu için işin kolayına kaçıp onun yerine Ongun'u hedefe koyuyorlar.